Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son videolarımızda Arbitrum Gaming hibe programına beraber bir başvuru yapıyorduk. Aslında hayali örnek bir başvuru. Bu program aslında Questbook üstündeki gaming program ve Mart ayı içerisinde başvurular açılacak ve birkaç ay boyunca bu program açık kalacak. Onun için bu başvuru örneği oldukça önemli ve size 50 bin dolara kadar hibe verebiliyor. Özellikle bir oyun tarafında bir proje geliştiriyorsanız veya içerik üreticisiyseniz bu program başvurabilirsiniz. Bunun dışında kapsamlı bir oyun projeniz varsa ve hibe almak istiyorsanız veya farklı destekler, Arbitrum Gaming Kates programına da başvurabilirsiniz. Ama biz bu videomuzda Arbitrum Gaming üstündeki hibe programına bir hayali başvurunun devamını yapacağız. Bu önceki videolarımızda başvurunun ilk kısımlarını beraber incelemiştik aslında. Bu videomuzda artık bütçe kısmı ile ilgili bir inceleme yapacağız. Genel olarak bakarsak zaten başvuru hibe programıyla ilgili tüm detaylar size burada veriliyor. Neye göre değerlendirdikleri, nelere dikkat ettikleri ve sizden beklentileri, kriterler hepsi veriliyor. Daha sonra da işte bir taslak da veriyorlar template ve bunlara göre bir projenizi ne kapsamda başvuracağınızı oluşturmanızı ve başvurmanızı istiyor. Yine Questbook platformu üstünden zaten başvurabiliyorsunuz. Biz de örnek bir başvuru yaptık sizler için çünkü daha önce hibe de aldık biz Arbitrum'dan. Bunun için de buradaki kriterleri biliyoruz bu noktada. En azından bir tecrübemiz var. Onun için de ben burada sizlere önemli noktaları belirtmeye devam edeceğim. İlk videomuzda bir başvurunun bilgileri gerekiyor. Bu tarafları incelemiştik. ...hayali bir başvuru dediğim gibi bir oyun projesi yarattık hayali. Daha sonra takım ve proje hakkında detayları istiyor. Bunlardan bahsetmiştik. Zaten bunun linkini yine açıklama kısmına diğer linklerle birlikte bırakacağım. Görebilirsiniz detaylı. Daha sonrasında ise bir önceki videomuzda da... ...başvurduğumuz grantte neler istediğimiz... ...hangi projeyle başvurduğumuz, beklentilerimiz neler... ...bunlardan bahsetmiştik. Zaten bu detayların hepsi de burada yazıyor. Ve daha sonra bize gelen bir soru vardı. Ne kadar iyi bir istiyorsun? Biz dedik ki bu projemiz için... 25 bin dolar hibe istiyoruz. E yukarıda da işte neler yapacağımızdan bahsetmiştik. Sonra bize diyor ki bütçeyi detaylandır. Nasıl harcayacaksın sen bu bütçeyi? Yani Mantıklı bir finansal tablo sunmanız lazım. En önemli konu bu burada. Bu parayı yani gidip hani sadece örneğin 25 bin dolar istiyorum. Ne yapacağım? Sadece Twitter'da reklam yapacağım. Yani sadece böyle yazarsanız hibe vermez. Bunu detaylı istiyor. Yani bu 25 bin doları nasıl harcayacaksınız detaylı istiyor. Buraya da linkini bıraktım. Ben de onun için sizlere bir sheet oluşturdum. Bir bütçe planlaması nasıl yapılır hibe başvurusu yapılırken bunu verin. Öncelikle hibe başvurusunu hangi kapsamlarda yaptığınız önemli. Biz bu projemiz için işte geliştirme tarafı için ayrı, marketing için ayrı, operasyon için ayrı bir bütçelendirme yaptık. Ve toplam bütçe isteğimizde 25 bin dolar total. Ve daha sonra tek tek development için neler istiyoruz? Örneğin işte backend frontend entegrasyonu, işte burada neler olacak? Bunun için isteğimiz ayrıca nedir? Akıllı sözleşme geliştireceğim. Bunun için bütçe isteğim ayrıca nedir? Bu tüm detayları böyle tek tek işte 3000-2000 bin, bin dolar i̇şte oyun içi özellik geliştireceğim 1000 dolar şu kadar. Otomatik test hata ayıklama şu kadar. Kullanıcı testi şu kadar. Ama bunun dışında şimdi ben bunları böyle yazdım. Bunun dışında şunu da yapmanız önemli. Buraya yazdığınız bunları bu kadar bütçe istiyorsunuz. Daha sonra bunlar için mesela ekibinizi belirttiniz. Çalışacak kişi. Ne yapacağım? Backend frontend entegrasyonu. Kaç saat sürecek? Buraya yazacaksınız. İşte saatlik fiyat bu. Bu kadar sürecek. Toplamda 3000 dolar. Bunları da böyle tek tek yazmanız lazım. Akıllı sözleşme gelişimi şu kadar sürecek. Şu kadar saat. Saatlik fiyat şu kadar. Şu kadar toplam. Gibi gibi yazmanız lazım. Toplamı da işte 10.000 mi istiyoruz? Git development için toplam bütçe. Mesela 10.000 demiştik. Burada bunların da totali tutunca development'ta yapacağımız tüm aktivitelerin totalinin de yine 10.000 dolar olması önemli. Sonra işte marketing kısmına geçiyoruz. Mesela marketing de tek tek yine. Ve bunların hepsi İngilizce yazmanız gerekiyor. Ben anlaşılması için şu an videoda Türkçe olarak yazdım. Dijital pazarlama ve reklam mesela. Yine neler yapacağınızı tek tek 3500 dolar. Topluk kampanyaları şu kadar şöyle 2750. Influencer kampanyaları şöyle şöyle 2500. Total 8750 dolar. Bunlar dediğim gibi genel kapsam ama detaylı olarak dijital pazarlama reklam örneğin 3500. Ama bunları hangi tool'lara yapacaksınız? Bunu başvuru için yapmanız lazım. Dijital pazarlama reklam kampanyası altında neler yapacağınızı da belirtmeniz ve bu maliyetlerin nasıl oluştuğunu söylemeniz lazım. Operasyonel kısım sunucu maliyetleri falan 2000 dolar. Yönetim idari giderler 2000 dolar gibi hepsini yazıyorum. Örneğin acil bir durum fonu yapabilirsiniz. Bu da gerekiyor genelde esneklik olsun diye. Bunu da çok yükseltmeden 1000 maksimum 2000 dolar olarak belirleyebilirsiniz. Burası da 6250 dolar tuttu. Toplam istediğim bütçede ne oldu? 25000 dolar. Ben bu Excel şitini paylaşacağım sizde. Lütfen hani siz bütçenizi yaparken bu bir Excel oluşturmayı hatta daha detaylı oluşturmayı çalışın. Çünkü bunları size soruyorlar. Siz de onun için baştan yaparsanız başvurunuz daha güçlü gözükür. Başvurunuzun kabul alma ihtimali daha yüksek olur. Onun için bu tarz bir şey yapın ve hatta dediğim gibi burada işte gideriniz ne? Saatini, kaç saate, saatlik maliyeti ne? Ne kadar oluyor gibi. İşte marketingde mesela influencerla anlaşacaksınız. 5 influencer, influencer başı maliyet bu gibi. Total bütçe şöyle gibi. Detaylı bir plan yaparsanız başvurunuz çok daha güçlü olacak ve hibe alma şansınız o kadar fazla artacaktır diyeyim sizlere. Burada da hani yazı olarak da belirtirsiniz. Hani bu Excel'de yazdığınızı burada da belirttik. Örneğin bu kadar, bu kadar, bu kadar. Ve milestone, milestone'da bütçeniz ne kadar? Bunu da belirtmenizi yine sizden istiyor. İlk iki ay için 7,5 istiyorum. İkinci ay, üç, üç, ay için 10 bin dolar. Üçüncü ay için 7500 ve KPI'ları da yine burada belirtmeniz lazım. şu kadar hedefe ulaşan hata oranım %5'in altında olacak. Kullanıcı geri bildirim skorum %70'in üstünde olacak gibi. Her milestone için KPI'yi belirtmeniz ve bu KPI'lere ulaşmanız lazım lazım. Ulaşamazsanız hibenin tamamını alamama ihtimaliniz var. Onun için ulaşabileceğiniz KPI'ler yazın. Ve bütçelerde şöyle oluyor. Aldınız mesela ilk maç sonra başlamadan 7500 dolar ödeniyor. Sonra tamamlıyorsunuz. Raporunuzu veriyorsunuz. Uygunsa okeyse her şey. Milestone 2 için 10 bin dolar veriliyor. Bunun da raporunu veriyorsunuz. Uygunsa sonuncu veriliyor gibi gibi. Düşünebilirsiniz. Ve sonra da liste size diyor ki projenizi ne kadar sürede tamamlayacaksınız? 6 ay gibi diyoruz işte. Ve bunun dışında altta başka sorular da var. Bunların hepsine kalanlarını da Gelecek videoda cevaplayalım çünkü uzamasın süreç. Bu videoda bütçe tarafını detaylı inceledik. Tüm linkleri de açıklama kısmına bırakıyorum. Yine sorularınız olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Ve Hibe için bir başvuru da yapıyorsanız sorularınız olursa da ekstra her zaman bize sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur diyeyim. Gelecek videoda görüşmek üzere.